Merhaba. Bugün ilginç bir ürün tanıtacağım. Bu kutuyu bana Londra'da bir müzayededen çok eski arkadaşım, dostum Okan Kibaroğlu aldı, getirdi. Şurada da alıcının adresini kapattım. Kutunun gönderiliş tarihi 13 Mayıs 1981. Eski bir ekipman. Bakalım içine. Burada içinde faturası bile var. O zamandan kalma. 12 Mayıs 81. 5 sterlin. Güzel de muhafaza edilmiş. Çok da hoş bir mekanizma. Ne zamandır böyle bir şey arıyordum. Artık bunu bir güzel bir kutulayacağız. Şimdi bu tabii elektronik saatlerden önce kullanılan mekanik bir saat. Şimdi enteresan tarafı bir alarmı da var buradan. Alarm da kurabiliyorsunuz. Bu şekilde. Çok şey olmasa da mesela sabah 8. Sabah 8'e alarmı kuruyorsunuz. Sanıyorum böyle kapalı, böyle açıktan bilmiyorum ama bir şekilde alarm da çaldırıyor. Şimdi bu tabii enteresan bir mekanizma. Önce onu göstereyim size. Burada bir tane senkron motor var. Yani bu senkron motor işte şebeke frekansıyla uyumlu bir dönüş, yani tur sayısı yapıyor. Yani şebeke frekansına bağlı dönme hızı. Zaten yazmış buraya 50 Hz diye. Şimdi bu belli bir hızda dönüyor motor. 50 Hz artık nasıl bir hızda dönüyorsa. Fakat burada bir dişli sistemiyle bu tam bir uyarlanmış. Yani işte dakikada bir tur atacak şekilde. Bir tur attığı zaman da bakın şöyle dakika atıyor. Her bir dakikada bir dakikayı attırıyor. İşte saat başına geldiğimizde de yani güzel şu çentiklerle güzel bir mekanizma kurmuşlar. Bakın. Bir sonraki saatte ve 12.00. Çok güzel bir mekanizma. Çok hoşuma gidiyor ve o yüzden bundan evde güzel bir saat yapmayı düşünüyorum. O zamanlar tabi LED olmadığı için bakın burada neon ampulü var. Onu da doğrudan 220'ye bağlamışlardır muhtemelen. Tabi bir direnç koymaları lazım. Evet, direnç bunun içinde. Nedir o? 560 kiloohmluk bir direnç var. Yani zaten neredeyse akım çekmiyor demektir bu. Şurada bir tane aydınlatma lambası. Buradan da 220'yi veriyorsunuz. Çalışıyor. Bir çalıştırmayı deneyelim. Burada tabi bir tane göstermek istediğim bir şey var. Önce onu göstereyim. Şimdi ölçü aletini gerilim ölçmeye getiriyorum. Ve şebekeye takacağım ucunu. Havayı uçmadan. Evet, görüyorsunuz şehir şebekesini. 236 volt. İşte zaten 240 bizim standartımız, biliyorsunuz. Burada şehir şebekesinin frekansı yazıyor 50. Fakat ben mesela akşamlara baktığımda bunun 49.9'a kadar düştüğünü görüyorum. Yani çok minik bir düşme olsa da bu saati etkileyecek bir şey. Çünkü saat tamamen şehir şebekesinin doğruluğuna güveniyor. Yani burası akşamları biraz işte yüklenme olunca, hani aydınlatmalar falan yüklenince, jeneratörler de yüklendiği için santrallarda çok minik de olsa bir düşme oluyor. Yani 49.9 gördüm ben akşam. Şu anda tam 50 yazıyor ama 49.9'a da gidiyor. Bu şehir şebekesinin azıcık da olsa 50 Hz'in altına düşmesi
Tabii saatin geri kalmasına yol açacaktır. Yani çok küçük bir miktar da olsa saat geri kalacak. Artık şebekenin durumuna göre, yani şebekemiz ne kadar doğruysa saatimiz de o kadar doğru gidecek. Ben şimdi öncelikle bu saati bir süre deneyeceğim. Baktım ki çok geri kalıyor. Mesela günde işte 5 dakika falan gibi bir geri kalma olursa çok fazla demektir. Hani günde yarım dakika falan olsa hani tolere ederiz ama 5 dakika falan gibi bir gecikme fazla olur. Onun için daha özel bir yapı kuracağım. Onu da artık bunu kutuladığım ve o yaptığım devreyi eklediğim versiyonunda, yani ikinci videoda görürüz. Ben şimdilik sadece bunu bir tanıtayım. Şöyle bir de deneyelim bakalım nasıl çalışıyor. Alarmı da çalışıyor mu? Şimdi şunun ucunu bir 220'ye bağlayalım ve deneyelim bakalım nasıl çalışıyor. Buraya kabloyu sabitlemek için de bir şey koymuşlar ama ben tabii onu şimdilik bağlamayacağım. Bir tane tornavida bulalım. Şunu da şöyle biraz yükselteyim ki kamerada görünsün. Şimdi fişe takıyorum. Umarım çarpılmayız. Gördüğünüz gibi neon ampulü yandı. Ve bu da dönmeye başladı. Bakalım şimdi. 12.10'da bırakıyorum. Gördüğünüz gibi 11'e attı. Ve de yine gördüğünüz gibi tam 1 dakika sonra 12'ye attı. Bu şekilde saatimiz çalışıyor. Şimdi bir de alarmı deneyelim. Alarmı 8'e kurmuştuk. Şurası da açık. Sanıyorum böyle çalıyor ama bakacağım şimdi. Saati 8'e getirelim. Tam 8'de değil de 7 küsürde zannederim çalışmaya başlayacak. Şöyle 7'nin sonuna doğru. Çok garip. Buradan kapatıyorsunuz duruyor. Açınca alarm devam ediyor. Alarm da garip bir alarmmış. Sadece kapama yöntemi bu. Yana tabi alarm saatini değiştireceksiniz. Evet, çalmıyor. Bir daha deneyelim. Örneğin 9'da çalsın. Bunu açıyoruz. Biraz sinir bozucu bir alarm ama gene de işe yarıyor. Evet, çarpılmadan şunu bir fişten çekeyim. Gerçi her tarafı, yani kablolar metale değmiyor ama her tarafı metal olduğu için insan biraz korkuyor tabii çarpılacağım diye. Ama gene de kablolar kapalı bir şekilde ampule gidiyor, bir de motora gidiyor. Evet, mekanizmamız bu. Bunu biraz internette araştırdım ben aslında. Bu mekanizma bir Braun marka
saate aitmiş. Yani onun da fotoğrafını buldum internette. Brown marka eski model bir saate aitmiş. Ama ben Dota böyle dış kılıf olmadığı için artık kendim buna bir kılıf bulup çalıştıracağım. Ve dediğim gibi çok fazla geri kalıyorsa özel bir devre yapıp hani bunun tam 50 Hz'de çalışan bir devre yapıp 220 volt 50 Hz veren bir devre yapmam lazım. Onu da nasıl yapacağız bakacağız artık. O da ikinci sonraki videoya kalsın. Ama çok güzel mekanik bir saatim oldu. Hakikaten bunlar insana antika duygusu veriyor. Ve de çok da hoş görünüyorlar. Umarım düzgün çalıştırabilirim. Sonraki videoda artık onu da görürüz. Yani bundan sonraki video olmayabilir muhtemelen ama bununla ilgili çektiğim ikinci videoda nasıl çalıştırdığımı size gösteririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.